arkadaşlar aracıyla gelen dostlarımız, arkadaşlarımız teleferiğin binmeden önce buraya araçlarını çekip park edebilirler. Burada kalış süreleri 1 saat 10 TL, 2 saat 20 TL, 3 saat 30 TL, 24 saat kaldığında 50 TL ücret ödüyorlar. Bura bu şekilde aracınızı park edebiliyorsunuz ve aracınızı park ettikten sonra küçük araçlarla sizi teleferik noktasına kadar iletiyorlar. Araçlar şu şekilde gayet kibar, güzel. Merhabalar abicim, nasılsınız? Gününüz aydın olsun. Kısaca bir süreci anlatabilir misiniz bize? Buraya yolcular ücretsiz olarak alıyorsunuz. Evet. Teleferik noktasına kadar iletiyorsunuz. Ve oradan da devam ediyorlar. Babadağ'a çıkıyorlar. Tekrar dönüşüyorlar. Teleferik yaklaşık olarak kaç dakika sürüyor? 40 dakika civarı sürüyor. Ücreti nedir acaba? 170 TL. 170 TL kişi başı. Gidiş geliş, evet. Değil mi? Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler, sağ olun. Burada biletler indirimli olarak, hani geldiğinizde 120 TL ve double gidiş ve geliş şeklinde de 170 TL. Buradan biletleri alıyorsunuz. Daha sonra giriş noktasından teleferik noktasına gidiyorsunuz arkadaşlar. Kontrol noktasından geçtikten sonra teleferiğe binmeye gidiyoruz şu anda. Burada asansörler var. Asansörlerden yukarıya çıkıp aldığımız biletleri bu şekilde okutuyoruz ve geçişi sağlıyoruz. 170 TL karşılığında buraya binmiş olduk. Gelen teleferikler bu şekilde. Yani kaç kişi biniliyor? Yaklaşık olarak 6 kişi biniliyor ve buradan yukarıya yaklaşık 10 kilometre gittikten sonra Babadağ paraşütle atlama noktasına ulaşıyorsunuz. Yine binmeden önce teras katı var. Teras katına bu şekilde gelip burada seyredebilirsiniz. Gerçekten manzara harika. Paraşütle atlayanları görüyorsunuz. İnşallah biz de bugün bineceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor olacak. Evet arkadaşlar, biz de sıramızı şu anda bekledik ve gelen teleferiğe bineceğiz. Şimdi bizi neler bekliyor? Hangi duygu ve düşüncelere sahip olacağız? Birazdan sizlerle beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Haydi gelin beraber şimdi teleferiğe inelim. Teleferiğe şu anda bindik. Tırmanışa geçiyoruz. Ve hakikaten arkadaşlar şu anda onu hissediyorum. Duygularım çok yoğun, çok heyecanlı, çok inanılmaz derecede baskın. Ve şu an 90 derece yüksekliğe tırmanıyoruz.
biraz korku yaşayalım. Şu an teleferiğin durmasını istemiyorum arkadaşlar. Şu yüksekliği görüyorsunuz ve 90 kilometre, 90 derece, 90 kilometre diyorum. Bu arada kahkaha seslerinizi duyar gibiyim. Özür dilerim, şu anda çok baskın duygular içerisindeyim. Dağları, taşları, ağaçları görüyorsunuz. Son derece dik kayalıklar üstünde teleferik şu anda tırmanıyor. Şu anda hızımız yaklaşık olarak 5-10 kilometre hız da ilerliyoruz. Teleferiğin kancalarla tutulduğu yerlerin ne kadar dik yerlerde olduğunu da sizlere göstermek istedim. Ve bulutlar şu anda Babadağ'ın üzerinde yavaş yavaş, sakince, huzurluca dağların eteklerine, ağaçlarına sürtüne sürtüne insanı gerçekten huzur içerisinde bırakırcasına bulutlar resmen dağın üstünde, tepenin üstünde ahenkle dans ediyor arkadaşlar. Farklı açıdan göstermem gerekirse 90 derece dik mesafeye tırmandığımızı söyledim arkadaşlar. Şu anda nasıl bir yokuştan yukarıya çıktığımızı da aynı zamanda size göstermek istedim. Ve aşağıda Ölü Deniz. Gerçekten dünyada eşi benzeri yok. Muazzam güzellikte bir yeri şu anda sizlerin gözlerinizin önüne seriyorum. Tekrar dönüyoruz ve bulutların içerisine şu anda girdik. Ve bulutlar dans ederken biz onların dansına eşlik ediyoruz arkadaşlar. Yani ne desem boş. Duygularım şu anda dediğim gibi çok baskın. Çok ruh halim çok üst seviyelerde. Duygularım gerçekten muazzam. Ve şu an duyguyu gerçekten sizin de yaşamanızı istiyorum. Umarım en kısa zamanda sizler de buraya gelip bu duyguyu yaşarsınız. Güneşin nasıl tepemizde bize eşlik ettiğini de aynı zamanda görüyorsunuz. Ve teleferiklerin aşağıya indiğini de görüyorsunuz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar yaklaşık 2000 metre gibi bir mesafeyi teleferikle tırmandıktan sonra muhteşem ötesi artık Türkçe ile ifade edemeyeceğim kelimelerle bu duygularımı dile getiremeyeceğim şahane güzellikte bir yere geliyorsunuz. Ve güzel bir manzara sizi karşılıyor orada. Daha sonra kurumuş bir ağaç. Ve daha sonra dönerek döndüğünüzde ve Fethiye'nin muazzam harika ötesi güzelliğine şahit oluyorsunuz. Bir tarafta doğanın
gökyüzü altında sonsuz uyumunu gözlemliyorsunuz. Bir tarafta denizin kara parçasıyla ne kadar pürüzsüz, eşsiz bir güzellikte resmedildiğini görüyorsunuz ve onların da o güzelliğe bulutların da resmen eşlik ettiğine şahit oluyorsunuz. Dilim döndüğünce kelimeleri bir araya getirerek bu güzelliği sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ne derece başarılı oluyorum? Tabii bunu yorumlarınızda belirtirsiniz. Şu anda sözü fazla uzatmadan sizlerin güzelliğine, gözlerinin güzelliğine bu şahane manzarayı bırakıyorum. Bazı anlar vardır, bazı duyguları kelimelerle anlatırsınız. Fakat bazı anlar vardır, o duyguyu, o hazzı hiçbir kelimeyle tarif edemezsiniz. İsterseniz dünyanın en güzel kelimelerini bir araya getirin ve o duyguları anlam bütünlüğüyle harika bir şekilde dizin haline getirin. Yine de anlatamazsınız. İşte o anlardan bir tanesi. Bir tarafta insanın yaptığı, demir yığınıyla bir araya getirdiği teleferiği görüyorsunuz. Bir tarafta doğanın muazzam bir şekilde gökyüzü altında bir hoş seda bıraktığını gözlerinizle gözlemlemeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Son derece işsiz. Şu anda sizler için pilot arkadaşları yakından çekiyorum. Pilotlar gerekli hazırlıklarını tamamladı. Şimdi birazdan anı yakaladıklarında buradan 3 pilot
sırayla buradan atlayışlarını gerçekleştirecek arkadaşlar ve uçsuz sonsuz boşluğa doğru kendilerini bırakacaklar. Son kontroller ve uçmadan önceki son kontroller ve şimdi havalandı, paraşüt kalktı ve şu anda koşmaya başladı, bıraktı kendini ve gökyüzünde kendini bıraktı arkadaşlar. İşte bu an yaşanıyor. Sadece duygularınızla hareket ettiğiniz dakikalarda ruhunuza eşlik ediyorsunuz. Kuş gibi uçuyor şu anda. İkinci pilot rüzgarı yakalamaya çalışıyor ve şu anda son sayımını gerçekleştiriyor. 1, 2, 3 start. Gelmedi rüzgar. Evet. 1. Başlıyoruz ve bir türlü o anı yakalayamadı. Bu arkadaş atlayışını gerçekleştirdikten sonra daha sonra bu arkadaş atlayacak. Veya beraber atlayacaklar. Evet, şu anda havalandı, gerekli hızı koşmaya başladı ve şu anda uçuşa geçti. I guess so, yeah. Or was it round, like parachute? No, I think it was that shape. I think I can't remember, Dad. Ben bu arkadaşın hareketleneceğini düşündüm fakat o da şu anda koşmaya başladı ve şu anda o da uçmaya başladı arkadaşlar. Harika duygular. Goodbye. Goodbye.
Hazırız. Tamam mı? Yavaş yavaş aşağıya doğru yürü. Tamam. Tamam. O zaten dolmuşta geldi. Hafif sağa doğru gel. Thank you.
Serkan abi? Gayet iyiyiz. Hiçbir sorun, problem yok. Zaten orayı bana. Şunu söylerim arkadaşlar, gökyüzü altında hoş bir seda bırakmak ne kadar güzel. Güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar bırakmak ne kadar güzel. O yüzden olabildiğince samimi, olabildiğince kalben, olabildiğince ruhen yaklaşımımız pozitif olduğu sürece her zaman için iyi ilişkiler kurabiliriz. O yüzden hep gökyüzü altında bir hoş seda bırakmaya devam edeceğiz. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Sizi kucaktan Babadağ'ın yaklaşık olarak 2000 metre uzaklık yükseklikte hepinizi kalben selamlıyorum. Sağlıcakla. Herkese selam. Selam. We'll be right back.